Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdiki çalışmamız biraz daha diğerlerine göre daha uzun ve büyük bir eser. Parçamızın önce ne yapıyorduk? Ritmine bakalım. 3-4'lük ne demiştik? 1 ve 2 ve 3 ve şeklinde olacak parça. Bunlar önemli. Parça 3 zamanlı. Buna ne diyoruz? 1 ve 2 ve 3 ve diyoruz. Eksik ölçüyle başlamış. Bakın sonda, hatta şurada. Sonda 1, 2, 3 tamamlamış. Sonra yine eksik ölçüyle başlamış. Bu da yine sonda tamamlamış arkadaşlar. O zaman buraya ne diye başlıyoruz? 3 ve diye başlıyoruz. Çünkü son ritim. Ondan sonra bağ sonlarımız var. Staccato'lar var. Komple bir bağ var. Sonra şu aralarda staccato'larımız var. Pardon, bağ sonları var, sonra staccato'lar var, şunları. Zamanla çizmeyeceğim ben bunları, şu an yeni olduğu için çiziyorum. Evet, şimdi arkadaşlar bakalım, daha önceden bir bagatelle parçası da yapmıştık. Oradaki solele benziyor başlangıcı. Sol si sürekli. Sonra fa do, fa la diyez. Çünkü parça sol majör. Bakın sol bitmiş, re başlamış, sol si re'nin re'si. Sonra sol si yapmış. Şurada akora dönmüş. Sol si re. Bunun da bir önceki parçalarda yine bir akor çalışması vardı. Fa do re. Fa la diyez. Sonra bakın burada baya bir ton geçişi var. Sol si re kullandı. Sol majör. Yedili kullandı re majör. Şurada bakın mi minör. İşte re diyez majör. Pardon si majör. Yedi. Li akor, mi majör, sonra la majör, sonra re majör, tekrar la majör 7, şurada da 7 idi, re majör. Yani bayağı bir akor geçişleri yaparak parçayı devam ettirmiş. Arkadaşlar bu parçaya buradan başlıyoruz. Bakın şöyle kırmızı yapayım. Sonra şu kısım var ya, tam şurası, burayı da kırmızı yapıyorum. Şu kısımla şu kısım birbirinin aynısı. Farklı olan yer... şuradan başlıyor şuraya kadar. Parçaları bu şekilde işaretlediğimiz zaman ne kadar kolay olduğunu da göreceğiz. Küçük bir parça aslında, yarısı aynısı zaten. Kaldı ki buralar da aslında aynı da başka tonlardan çalıyor. Mesela re mi re do re yapıyor burası. Burası si do si la si yapıyor. Değil mi arkadaşlar? Yani daha farklı bir şey göstereyim ben size. Burası si do si la si yapıyor değil mi? Siz burayı fa anahtarı düşünün. Şu an bura fa anahtarı olsun. Fa anahtarında burası da re mi re do re. Yani farklı teknikler kullanarak parçayı çeşitlendirmiş. Burası fa sol fa mi fa. Ondan sonra mi fa mi re do. İşte fa sol fa mi re. Hep aynı tema üzerinden gitmiş. Şimdi parçaya önce bir sağ elle başlıyorum. Şuradaki bağ sonları, staccato'ları yaparak re'den şuraya kadar geliyorum. 1 ve 2. satırı. Evet. 3 ve 1 ve 2 ve 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 kaldır. Sonra la'ya 1. Buralar bağlı. Sonra do'ya 4. Bakın. Elimi kapattım. 1, 2. Sonra si'ye geçiyorum. Sol eli yapayım tek başına. Buradan şuraya kadar başlıyorum. Sol si. Orta doğumuz burası. Hemen sol si burada. Sus. Sonra sol si re akoru. Sol si re bastıktan sonra fa do re için böyle bir elimi açmıyorum. Çok fazla kasmıyorum. Hafif şöyle açıp do'yu biraz içeriden basıp, yani şöyle kapatmadan güzel bir pozisyon alıyorum. Bakın fa diyez burada, biraz aşağısında do'yu içeriden bastım. Yani bu tuşlara biz hiç her zaman önüne basacağız diye bir şey yok. Aldığımız pozisyona göre, mesela diyelim ki ne basalım, fa diyez do mi basacağım. İçeride basıyorum. Yani şöyle bir basma ya da şöyle bir şey yok da bulunduğum pozisyona göre onu ayarlıyorum bu şekilde. Evet. Şimdi iki elle çalıyorum arkadaşlar. Buradan alıp buraya kadar parçayı bir yavaşça çalıyorum. 1 ve pardon 3 ve diye başlayacaktık değil mi?
Pardon, şuradan 3V diye başlıyoruz. 3V, 1V, 2V, 3V, 1V, 2V, 3V, 1V, 2V, 3V, 1V, 2V, 1V, 2V, 3V, 1V, 2V, 3V, kapat eline. Si. Evet. Burada iki vuruş yok. Yani şu sol iki vuruş değil. Akor, sol, si diye parçaya buradan başlıyoruz. Evet. Şuradan alıyorum. Buraya nasıl geçtiğimi tekrar görelim. Si, si, do, si, la, si. Evet. Si, do, si, la, si. La'mız diyez. La, la diyez. Aynı zamanda si, si bemol de olabilir ama burada la diyez olarak kullanıyoruz. Bir bonasını yapalım. Si, si, do, si, la, si. Fa, sol, fa, mi, fa. Sol, mi, 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 sol. Fa, sol, fa, mi, re. Mi, fa, mi, re, do, re, 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 re. Re, mi, re, do, re, re, si, sol, re, si, sol. Re, mi, fa, sol, fa, sol, la, si, do, re, mi, re, do, re, si, do, re, do, si, do, la, sol. Evet, bu şekilde bitiyor. Şimdi şuradaki akorları bir tanıyalım arkadaşlar. Mi, sol, si. Şimdi bura birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır, dördüncü satır, beşinci satır. Şimdi üçüncü satırda şurada mi, sol, si, re, la, si, mi, sol, si. Mi sol si, sonra do la, sonra re fa la, do sol la, re fa la, fa la re. Şimdi buradan alıyorum. Yavaşça çalıyoruz. Evet, mi sol si. 3 tane mi sol si var, bakın. Hatta bir daha yapıyorum. Sonra re la si, bakın. Elimi hafif, hafif kırdım. Kırmaya da bilirim. Şöyle de yapabilirim. Şöyle hafif. Heh. Alıyorum. Mi sol si. Şimdi re la si. Şimdi re la si diyorum ama aslında re diyez var orada. Hani re diyez la si hızlı söylemek yerine direkt re la si diyorum ama notada biz ne görüyoruz? Re diyez görüyoruz. Re diyez hangisi? Re, re diyez. Yani aslında mi, mi bemol burada re diyez olarak kullanmışız. Tekrar mi sol si'den alıyorum. Tekrar mi sol si. Yine iki tane mi sol si. Sonra do la, re fa la, do sol la, do la diyez, re fa la, şimdi fa la gelecek. Evet, şurada bir ok var. Bu vurgu demek, biraz daha böyle vurarak bir aksan belirtiyoruz aslında orada. Nasıl? Şöyle mesela. Aksan olmasa, vurgu olmasa şöyle yaparız. Normal çalım yapıyoruz ama aksan var. Buradan alıyorum. Şimdi sağ elle birlikte yapacağım. Buraya kadar yapacağım. Çok yavaş yapacağım. Si'den alıyorum. Evet. 3, 4. Si. Si, do, si, la, si. Bu tarz yerlerde arkadaşlar... Şimdi siyah tuş kullanıyorum ya böyle. Yani şurada basıp şöyle yapmak yerine önceden burayı analiz edip elimi nasıl götürebilirim, pozisyonu nasıl daha rahat yapabilirim deyip tabii tecrübeyle sabit düşünmek lazım orayı. Şimdi benim la diyezim varsa burada bakın biraz daha içeride basıyorum tuşlara. Şöyle değil, böyle. Niye? La diyezi rahat yapabilmek için. Yoksa böyle olur. Buna gerek yok. Daha profesyonel yapabilmek için buradan alıyorum. Sabitledim elimi. Re diyez, la, pardon. La, si, do'ya sabitledim. Ben buna çok önem veriyorum. Mesela şunu demek istiyorum. Durduk yere do, mi, si bemol akoru basacağız mesela. Giderken elimi hazırlıyorum. Mesela
Ne basalım? Do, sol, do basacağız. Giderken elimi hazırladım ve koydum. Mesela do, mi bemol, do basacağız. Giderken hazırladım, koydum. Daha zor ne olabilir? Ne olsun? Re, sol diyez, mi olsun mesela. Biraz zor olabilir. Şöyle açtım elimi bakın. Açtım. Bakın hiç oynatmıyorum. Şu an elimi açtım, koyuyorum. Anlaştık mı? Yani burada da ne dedim? Si do si la si var. Elimin pozisyonu ona göre ayarladığım zaman bir de onu aramakla uğraşmam. Bakın çalıyorum. Si kapalı. Burada fa sol fa mi fa. Bak. Elimi tutup buradaki gibi götürmedim bak. Böyle buraya böyle götürmedim. Buraya da buna göre getirdim. Fa sol fa mi re. Bak re mi re do re. Pardon, mi fa mi re do. Şurayı gördünüz mü? Mi fa mi re do, do'ya 2 ama re. Re'ye geleceğim. Ne yapacağım? Elimi ona göre ayarlıyorum. Bakın. Ayarladım 3'ü. 3 2 1 re re. Şimdi 3'ün satırını alıp buraya kadar, hatta sonuna kadar çalayım. Çünkü şurada şuranın aynısı. Videomuzu bitirelim böyle dersimizi. Buradan alıp buraya kadar çalıyorum. Çünkü burada başı aynı. Evet, buradan alıyorum. Arkadaşlar sol el staccato yaparken sağ elin bağlı çalması ya da sağ el staccato yaparken sol elin bağlı çalması, bunlar biraz tabi zor işler. Bunları daha küçük çalışmalarla pekiştirebilirsiniz. Yani eser çalışarak, etüt çalışarak değil de mesela do re mi fa sol yapacağım iki elimle de. Do re mi fa sol fa mi re do re mi fa sol fa mi. İki eli de bağlı yapıyorum, konuşarak söyleyeceğim. İki el de bağlı. Staccato. Şimdi sol eli bağlı yapıp sağ eli staccato yapacağım. Bu şekilde egzersiz çalışması yapabilirsiniz. Şimdi tersini yapacağım. Sağ el bağlı. Daha zor yapacağım. Sol elin gidişi bağlı, dönüşü staccato. Bunun da gidişi staccato, dönüşü bağlı olsun. Biraz karışık oldu ama yaparız. Bakın. Sanki oldu gibi. Evet. Bu şekilde küçük egzersizlerle çalışıp parmakları, koordinasyonu geliştirip bu eserlerde ya da etütlerde rahat edebilirsiniz. Bu çalışmamız burada bitmiştir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki çalışmalarda görüşmek üzere.